Merhaba, iyi günler. Washington Enstitüsü'nün Türkiye Programları Direktörü Soner Çağaptay ile birlikteyiz ve Türk-Amerikan ilişkilerini yeni başkan Joe Biden döneminde bunları konuşacağız. Soner merhaba. Merhaba Ruşen, nasılsın? İyi, sağ ol. Sen de iyisin umarım. Uzun zamandır seninle yayın yapmamıştık. Hasret giderelim böylece. Ve sana iyi oldu. Türkiye'de çok merak edilen, belki Washington'da sizin orada çok merak edilmiyor ama Türkiye'de çok merak edilen soruyu başta çıkarttık zaten. Hemen onu soruyorum. Biden Erdoğan'la niye görüşmüyor? Çünkü biliyoruz ki araması beklenen kişi Amerikan Başkanı, birçok yabancı lideri aradı, İsrail'i, Yunanistan'ı da dahil olmak üzere, ama Türkiye'yi aramadı. Niye sıra Türkiye'ye gelmiyor? Gelecek mi? Nedir orada konuşulanlar ve senin tabii ki kişisel görüşlerin? Tabii ki. Ben önce şundan başlayayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerikan Başkanı Biden arasındaki ilişkiden başlayarak cevap vereyim senin soruna. Sonra büyük resme dönmek isterim. Amerikan dış politikası nasıl dönüşüyor? Türkiye nereye oturuyor? Dünyanın neresine oturuyor Türkiye? O soruya da cevap vermek lazım. Şimdi öncelikle şu var. Bence yani Biden Erdoğan'ın kendisinden telefonu aranmasını, Erdoğan'ın kendisini aramasını çok ciddi biçimde ısrarla beklediği için aramak istemiyor. Yani şu fikir var Washington'da. Erdoğan'ın sarfı nazarında onun Amerika'ya olan ihtiyacı ilk defa Amerika'nın Türkiye'ye olan ihtiyacının önüne geçti. Dolayısıyla Washington bunu bir fırsat penceresi olarak değerlendiriyor. Ha, madem ki Erdoğan bizden telefon almakta bu kadar ısrarcı, biz biraz bekleyelim. Çünkü Washington'da şu tavır var. Türkiye'nin bazı konularda adım atması isteniyor. Bir, demokrasi ve insan hakları konusunda palyatif, kozmetik olmayan, somut olan. Örneğin Osman Kavala'nın serbest bırakılması gibi adımlar ki bu konuda Dışişleri Bakanlığı bir bildiri yayınladı. İkincisi de S-400 sistemleri konusunda bir adım atmasını bekliyor Ankara'nın Washington. O da biliyorsunuz kongreden geçirilen yaptırım paketi var, CAATSA denilen. Bu yaptırım paketine göre bu S-400 sistemi Türkiye'de kalmaya devam ettiği sürece Türkiye'nin savunma sanayi yaptırımlarından kurtulması mümkün değil. Bunlar arasında F-35 projesinden çıkartılması ya da oraya olan katılımın askıya alınması var. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz çok kısaca, büyük resme, dış politika kısmına geçmeden önce niye aramıyor Biden Erdoğan'ın konusunda? Erdoğan'ın kendisinden telefon beklediğini bildiği için aramıyor bence. Ve o fırsatı değerlendirmeye çalışıyor. Burada Amerika biraz satranç oynuyor diyebiliriz. Çünkü Türkiye'nin başka opsiyonları var ama şunu da söylemek lazım. Belki yani programın dinleyenlerin kafasının özet kalması gerekecekse o noktalardan birisi olabilir. Ne Amerika ne de Türkiye aslında ilişkilerde kırılma istiyor. Biraz böyle bir tiyatro izliyor gibiyiz. Uluslararası ilişkiler boyutu olan. Cumhurbaşkanı Erdoğan niye çok istiyor bu telefon görüşmesini? Çünkü Biden'la aynı karede olmak istiyor. Piyasalara güven mesajı vermek için. Türkiye çok enteresan bir ülke. Uluslararası yatırımcılar Türkiye ile ilgili fikirlerini oluştururken sadece piyasalardan gelen datalara bakmıyorlar. Aynı zamanda Türkiye'nin siyasi olarak istikbaline de bakıyorlar. Bu şundan dolayı herhalde, Türkiye doğudan geldiğinizde batıdır, batıdan geldiğimizde doğudur derler ya, Hollanda değil. Hollanda'da yatırım yapacağı zaman piyasa rakamlarına, ekonominin gidişatıyla ilgili rakamlara bakıp ona göre karar veriyor yatırımcı. Türkiye'de yatırım yapacağı zaman bu rakamlara bakıyor. Türkiye'nin istikbali nereye gittiğine dair sorusu var. Biden-Erdoğan görüşmesi o açıdan çok önemli Erdoğan için, bence Cumhurbaşkanı için. Çünkü ekonominin gidişi iyi değil. AK Parti'nin tabanının küçüldüğünü, Cumhurbaşkanı olan desteğin hiç bu kadar azaldığını görmemiştik son 15 sene içinde. Ve bundan dolayı belki de Biden'la aynı karede bulunarak, yani telefon görüşmesinin neticesini, Türk-Amerikan ilişkileri iyi gidiyor, Türkiye'nin istikameti sorunlu değil gibisinden bir mesaj vermek istiyor piyasalara. Biden onun farkında, o mesajın Erdoğan için ne kadar kıymetli olduğunun farkında, hatta hayati olduğunun farkında şu aşamada. Çünkü piyasaların Türkiye'ye güveninin tekrar tesisi için öyle bir fotoğraf çok pozitif olacak. O açıdan bence Biden Erdoğan'ı beklemeye aldı diyebiliriz. Ben şöyle özetleyebilirim. Burada şöyle bir ihmal var bence. Şöyle bir hususu özellikle sormak istiyorum. Şimdi bir yanda Türkiye, bir yanda Erdoğan var ve birçok batılı devlet için, batılı devlet yöneticileri içinde böyle bir mesele var. Sen şimdi başta dedin ki Türkiye Amerika'ya, Amerika Türkiye'ye ne kadar ihtiyaç duyuyor, bir dengesizlikten bahsettin. Buradaki mesele ülkeler arası mı yoksa liderler arası bir mesele mi? Yani Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri nezdindeki önemi de azaldı mı şu son dönemde? Şunu söyledim ben başta. Biden, Erdoğan'ın Amerika'ya olan ihtiyacının, Amerika'nın Türkiye'ye olan ihtiyacının önüne geçtiğinin farkında ilk defa. Yani Amerika için Türkiye önemli olmaya devam ediyor fakat Washington'daki Cumhurbaşkanı Erdoğan algısı değişti. Bunda da birkaç faktör var. Birincisi son 20 sene içinde Washington'da Beyaz Saray'a gelen Amerikan başkanları arasında daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la muhatap olmuş olan tek lider Biden. Obama'nın başkan yardımcısıydı. Obama ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında o zaman başbakan ilişkiler çok iyi başladı ama 2013'te koptu. Arap Baharı döneminde o dönemde Başbakan Erdoğan Mısır'daki darbeden dolayı Obama'yı suçlu tuttuğu için Obama şahsi olarak özel görüşmesinde Erdoğan'a bu konuda kendisini suçlamamasını rica etti. Erdoğan arkasından bu suçlamayı tekrarladı. Gezi Parkı dönemindeki sert eleştirilerden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belki de o dönemde Başbakan Erdoğan'ın Obama'ya karşı tavrı değişti. 2013'te Obama-Erdoğan ilişkisi koptu. Ve Obama'nın Erdoğan'la görüşmeden sorumlu olan ya daha doğrusu Erdoğan'a muhatap olan Beyaz Saray görevlisi Biden oldu ve 2013-2016 arasında Türk-Amerikan ilişkilerini Washington'da yürüten kişi oydu. Dolayısıyla Biden Erdoğan'ı çok iyi tanıyor. Bu bir. İkincisi Biden'ın ekibi Obama ekibi olduğu için 2008'den beri Türkiye'yi çalışan bir ekip ve çok iyi tanıyor. İşte bu demokrasi paketi denilen içi boş olan dışarıya yönelik bir karizma operasyonu diyebileceğimiz içeride hiçbir ayağı tabanı olmayan bir operasyonun Washington'da bu kez satması çok zor. Çünkü ekip 2008'den beri Türkiye'yi çalışıyor. Ve tabii bir de Türkiye'den bağımsız sebepleri var. Bu arama neden gecikiyor? Şimdi normalde Washington'da bir yeni başkan iktidara geldiğinde Türkiye aranan ilk ülke arasında olurdu. Aranan ilk 10 ülke arasında daha doğrusu. Bu kez değil. Bunun Biden'ın Erdoğan algısı, Beyaz Saray'ın Erdoğan algısıyla alakası olduğunu açıkladık. Ama bir de Türkiye ile alakalı kısımları var. O da şu, bu aranan ilk 10 ülke arasında Türkiye olmadığı gibi 6'sı bu 10 ülkenin Çin'in komşuları ya da yakın komşuları. Japonya, Kore, Filipinler, Tayland, Avustralya, Hindistan gibi. Amerikan algısında şu anda Amerika'ya tehdit oluşturabilecek tek bir ülke var küresel olarak. İktisadi, siyasi, askeri anlamda. O Çin. Çin'e karşı bir ittifak zinciri oluşturmak istiyor Amerika. Yani Amerika Çin'e dönerken Orta Doğu'nun önemi azaldı. Türkiye'nin özgür önemi azaldı diyebiliriz. Buradaki Türkiye ile ilgili kafa karışıklığı yaratan sorular var. İşte S-400 ona bakabiliriz. Ondan dolayı uzun vadede Türkiye iyi bir müttefik mi sorusu ortaya çıktı. Washington'da bunun cevabı olmazsa peki Yunanistan olabilir mi oldu. 1950'lerden bu yana bence Amerika'nın Doğu Akdeniz güvenlik mimari algılamasında temel taş olan iki ülke vardı. Türkiye ve İsrail. Şimdi Türkiye'nin yerine yavaş yavaş Yunanistan geçiyor. Yunanistan Başbakanı arandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan aranmadı. Şimdi normalde bir parite vardır. Yunanistan'la Türkiye beraber aranır. Bir Amerikan yetkilisi Türkiye'ye geldi mutlaka Yunanistan'a gider. Yunanistan'a gitti mutlaka Türkiye'ye gelir. O parite bozuldu. Yani Asya ile ilgili, Çin ile ilgili sebepleri var. Yunanistan'ın Türkiye'nin önüne geçmesiyle alakalı sebepleri var. Washington'un stratejik algılamasında Doğu Akdeniz'i. Bir de tabii Türkiye ile ilgili biz bu filmi daha önce gördük algısı var. Bu hem Biden ekibinde var bence hem Biden'ın kendisinde var. Yani Türkiye'nin özgür ağırlığı azaldı ama esas olarak sorun bence Biden'la Erdoğan arasında. Biden Erdoğan'a güveniyor diyemeyiz. Hatta çok sıcak davranacağını da söyleyemeyiz Ruşen. Peki bir şey sormak istiyorum. Çok Trump döneminde iki lider arasında birebir görüşme vardı. Hatta New York Times'in yazdığına göre en çok görüşen Trump'la dünya liderleri arasında ve istediği zaman ulaşabilen bir liderdi Erdoğan. Şimdi görüyoruz ki Biden'la böyle bir şey olamayacak. Yani bu ilk izlenim çok net bir izlenim ve Trump döneminde imal edilen belki de iyice ortadan kalkmış olan kurumlar arası ya da alt düzeylerdeki görüşmeler daha önem kazanıyor olacak. Bunu Bunun işaretlerini görüyor musun? Türk-Amerikan ilişkilerinde kurumlar tekrar ciddi bir şekilde devreye girecek mi? Şu ana kadar mesela Dışişleri Bakanları arasında da tek tük görüşmeler oldu ama çok yoğun bir görüşme olduğu söylenemez. Milli Savunma Bakanları arasında bir görüşme oldu ama bunlar sanki hani mecburen yapılmış görüşmeler gibi algılıyorum ben. Sen ne dersin? Devreye kurumlar giriyor mu? Kurumlar arası ilişkiler bence son 5 sene hatta 10 sene içinde oldukça erozyona uğradı. Karşılıklı güven eksikliği var iki tarafta da. Türkiye için de Amerika için de ilişkilerin artık olmazsa olmaz yerine getirilmesi gereken şartları var. Ben iki tarafta bunları tam olarak yerine getirebilecek mi emin değilim. Türkiye açısından Amerika'nın YPG ile Suriye'de IŞİD'e karşı devam eden işbirliği var. Bu işbirliği başladığında Washington Ankara'ya bu işbirliğinin geçici olduğunu söylemişti. Geçici olmadığını, kalıcı olduğunu düşünebiliriz. Çünkü özellikle Amerika Çin'e doğru döndükçe, Asya'ya yöneldikçe IŞİD'le mücadelede bölgedeki tırnak içindeki partnerlerine daha çok dayanacak. İşte bu açıdan YPG ile ilişkisi Amerika'nın zayıflayabilir ama bitmeyecek. Ankara'nın da en çok istediği tabii bu ilişkinin bitmesi. İşte o açıdan Türkiye'deki kurumların tekrar güvenini tesis edebilecek o adımı Washington atabilir mi emin değilim. Washington'da da aynı sıkıntı söz konusu. Washington'un da Ankara'dan iki isteği var. Kurumlar arası ilişkilerin ve hatta liderler arası ilişkilerin tesisi açısından. Birinci isteği S-400'ün Türkiye topraklarından çıkması. Ben bunun mümkün olmadığını düşünüyorum. Çünkü Putin buna müsaade etmeyecek. Türk-Rus ilişkisi tarihsel olarak hasmane bir ilişki. Rusya ilişkide genelde dominant taraf 18. yüzyıldan sonra. Bu ilişkinin bugün pek çok Suriye, Güney Kafkasya, Libya gibi askeri boyutları var. Yani bu üç bölgede de, üç yerde de Türkiye ile Rusya aslında karşı taraflarda. Dolayısıyla Türkiye bu konuda S-400 konusunda Washington'a anlaşma ihtimali vermeye başladığı zaman ne görüyoruz? Esad ya da Rus güçleri Cerablus'u, İdlib'i, oradaki Türk mevzilerini, Türkiye'ye bağlı çalışan kuvvetleri vuruyor. Yani Rusya'nın söylemek istediği şu Ankara'ya. Sen bu sistemi tutacaksın, elinden çıkartmana müsaade etmiyorum. Neden? 2,5 milyar dolar kazandı Putin ama daha önemlisi Putin bu sistemi satarken bence Türk-Amerikan ilişkilerinde kalıcı bir çıbanbaşı yaratacağını bildiği için sattı. Bu satış Washington'da biliyorsun kongrede Türkiye ile ilgili yaptırım paketini ortaya çıkarttı. Daha da önemlisi Türkiye'nin F-35 projesinden çıkartılmasını ya da katılımının askıya alınmasının zeminini hazırladı. Bu çok önemli Ruşen. Çünkü Türk-Amerikan ilişkilerine baktığımızda temelinde ne var? Türkiye'nin iyi olan ilişkilerine bakalım. Bulgaristan, Gürcistan gibi komşusu olan ülkelerle ilişkileri var. İtalya gibi kültürel olarak yakın olduğu ülkelerle ilişkileri var. Almanya gibi çok ticaret yaptığı, insani bağların iyi olduğu ülkelerle ilişkileri var. Azerbaycan gibi etnik kardeşliğin sözü olduğu ülkelerle ilişkisi var. Katar gibi yeni moda olan, din kardeşliği olan ülkelerle ilişkisi var. Amerika ile bunların hiçbirisi yok. Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkilerin zemininde savunma ilişkileri yatıyor. 52'den beri başlayan NATO'ya giriş, rahmetli Özal'ın Türkiye'yi dahil ettiği F-16 projesi, bu gibi uçak projeleri birkaç yıllık değil, birkaç 10 yıllık projeler. F-16 şu anda bitmek üzere, devre dışı kalacak. 80'lerde girdi Türkiye, 2020'ye kadar getirdi Türk-Amerikan ilişkilerini. F-35 bir sonrası. Eğer Türkiye F-35'te kalırsa 30-40 sene kadar daha Türk-Amerikan ilişkisinin çimentosu var. Kalmazsa yok. İşte o açıdan çok önemli. Ama Türkiye'nin F-35'e geri dönmesi için S-400'ü Ruslara iade etmesi lazım. Putin buna müsaade etmez. Çünkü Putin biliyor ki o sistem Türkiye'de kaldığı sürece Türk-Amerikan ilişkileri bozulacak. NATO'nun birinci ordusuyla ikinci en kuvvetli ordusu arasında bir husumet kalıcı olarak var olacak. Putin'in biliyoruz Türkiye'ye karşı pek çok manivelası var. Sadece işte Suriye'de, Libya'da, Dağlık Karabağ'da Türkiye'ye bağlı ya da Türkiye ile çalışan kuvvetlere karşı saldırıda bulunabileceği gibi kendi aracıları üzerinden Suriye'de, İdlib'de geçen sene bunu yaptı. Ticaret ve turizm yaptırımları uygulayabilir. Bunlar çok önemli bence Cumhurbaşkanı Erdoğan için. Çünkü bence Cumhurbaşkanı'nın stratejisi şu. 2021'in ortasından 2022'nin ortasına kadar son 10 senedir görmediğimiz bir büyüme sağlamak istiyor. Şimdi normalde doğal afetlerden sonra ekonomiler katlanarak büyür. Türk ekonomisi belki de %5, %6 büyüyecek. Ama o dönemde Türkiye'ye çok fazla yatırım gelirse 8 olacak, 9 olacak. İşte Biden'ı o yüzden çok aramak istiyor. Çünkü Biden'la Erdoğan aynı karede, aynı telefon görüşmesinde olduğunda piyasalara verilen mesaj şu olacak. Türkiye'ye yatırım yapabilirsiniz. Cumhurbaşkanı'nın arzusu %10'a yaklaşan bir büyüme sağlamak. Burada şöyle bir husus var. Sen biraz bahsettin ama biraz daha açmak istiyorum. Şimdi özellikle Trump döneminde Erdoğan Demokrat Parti'den çok ya da Erdoğan yönetimi Demokrat Parti'den çok düşman yarattı, hasım yarattı. Yani şu anda onların bir kısmı Biden yönetiminde değişik kademelerde görevlere geldiler. Mesela Amerika'nın Trump döneminde etkisi azalan ana akım medyası şimdi tekrar yönetim üzerinde de etkili oldu ki ana akım medyanın Erdoğan yönetimine bakışı ortada. Kongre, Senato ve Temsilciler Meclisi ayrı ayrı. Benim Washington'da olduğum 2004 sonu 2007 ortasına kadar zorlanıyordu ama yine de bir kongrenin içerisinde Türkiye'nin haklarını savunan bir lobisi, bir takım temsilciler vesaire vardı. Şimdi neredeyse Türkiye lehine laf eden hiçbir kimse kalmamış gibi bir hava var ve bu kişiler özellikle demokratlar bir takım son dönemdeki son 4 yılda birikmiş bir takım hesapları da teorik olarak gündeme getirmek isteyebilir. Bunları telafi etmesi bana buradan baktığımda çok zor geliyor. Sen ne dersin? Mesela bu bağlamda yeni Büyükelçi Murat Mercan bir olumlu bir rol oynayabilir mi? Türkiye'nin elinde ne gibi kozlar var ya da koz var mı? Büyükelçi Mercan, Murat Bey olumlu bir rol oynayabilir çünkü saraya, külliyeye direkt erişimi var. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan onu buraya atayarak vermek istediği mesaj şu: Beyaz Saray'a bana 30 saniyede WhatsApp üzerinden ulaşabilecek birisini gönderiyorum. Direkt konuşabiliriz. Kendisi aynı zamanda pragmatik, iyi bir politikacı, Türkiye'yi iyi tanıyor. Başarı şansı var fakat karşısındaki handikaplar çok yüksek, çok büyük. Bir, sen bahsettin kongre. Şimdi bana şunu sorsan Ruşen, Washington'da hangi kurum Türkiye'yi daha az seviyor desen, sana cevap vermekte zorlanırım çünkü bir yarış var orada. Kongredeki hava Türkiye'nin aleyhine hiç bu kadar olmamıştı. Pek çok sebep var. Türkiye'deki insan hakları, demokrasiyle ilgili sıkıntılardan dolayı Türkiye'ye karşı bir alerji var. S-400 alımından dolayı Türkiye'ye karşı alerji var. Onun arkasında Pentagon var. Şimdi Pentagon iki konuda S-400'den Türkiye'nin kurtulmasına müsaade etmeyecek o cendereden. Bir, bu sistemin F-35 ile beraber bulunmasını istemiyor Türkiye toprakları içinde. Birisi zehir, birisi panzehir gibi düşünebiliriz. Zehirle panzehir bir araya koyarsanız zehirin yani F-35'in etkisi olmayacak diyor. İkincisi de Pentagon bir emsal oluşturmak istiyor. Türkiye bu sistemi alırsa başka ülkelerde ki Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Hindistan almak üzere ve onun yolu açılacak. Yani bu konuda tek silah satıcı yapan ülke ya da en büyük ülke Amerika olmayacak. O açıdan Pentagon bu cendereden çıkmasına müsaade etmeyecek. Pentagon'un en büyük aygıtı da kongre üzerinde Türkiye'ye yönelik baskıyı arttırmak. Kongre herhalde Türkiye aleyhine en çok olan kurum ve bu sene örneğin ben Ruşen bundan dolayı kongreden gelecek telkinden dolayı ki bu konuda Biden'ın da kampanya döneminde sözü var. Amerika'nın Ermeni soykırımını tanıyabileceğini düşünüyorum. Hatta şunu söyleyebilirim. İlk defa %60'dan fazla ihtimal var. Ben aşağı yukarı 20 senedir Türk-Amerikan işlerini takip ediyorum. Doktoradan sonra Washington Enstitüsü'ne geldikten beri. Bu aslında Türkiye'nin havanın ne kadar kötü olduğunu gösteriyor. Dışişleri Bakanlığı normalde daha çok Türkiye'yi seven, Türk-Amerikan işlerine destek veren bir yerdi. Oradaki hava dahi değişti. Dolayısıyla Türkiye'nin çok az dostu var Washington'da. Bu açıdan Büyükelçi Mercan'ın işi zor olacak kendisi işin her ne kadar ehli olsa da. Soner, son olarak şunu sormak istiyorum. Bugün Türkiye'de gündemden biraz etkisi azaldı ama emekli amirallerin bir açıklaması oldu biliyorsun. Montrö temelli. Şimdi söz konusu olan Montrö, Doğu Akdeniz falan olunca tabii ki açıklamanın dış politika bağlantısı da var. Ve Montrö'den memnun olanın Rusya, çok da memnun olmayanın ABD olduğu konusunda da bir takım ön kabuller var. Sen aynı zamanda tarihçisin, bunu hepimizden daha fazla biliyor olduğunu düşünüyorum. Bu olayın bir de ilginç bir şekilde bu olayla ilgili bir taraf bu kişileri anti-Amerikan olmakla suçlarken bazıları da bunların emekli amirallerin Amerikan tezgahıyla bu olayı yaptığını ileri sürenler de var. O malum komplo teorileri falan ama bu olayın herhangi bir şekilde Washington'la doğrudan ya da dolaylı bir şekilde bir ilişkisi olma ihtimali var mı sence? Bence yok. Bence Türkiye'nin dinamikleriyle alakalı bir şey. Aslında senin söylediğin doğru. Montrö Türkiye'nin çok işine yarayan bir rejim. Çünkü Montrö Karadeniz'le ilgili olarak çok hususi bir deniz rejimi yaratıyor. Ne diyor? Karadeniz diyor açık deniz değildir diyor. Sadece sahildar ülkelerin Karadeniz'de sürekli ve kalıcı donanma bulundurma lüksü var diyor. Karadeniz'e sahili olan kaç ülkenin donanması var? İşte Gürcistan'ın Türkiye'nin hibe ettiği 2 hücum botu var. Romanya'nın yüzmeyen bir denizaltısı var. Sadece Türkiye'nin Rusya'nın donanması var. O zaman ne anlama geliyor? Montrö o kadar avantajlı bir şey ki Türkiye için. Karadeniz'i Türkiye ile Rusya arasında bir kondominium, yani ortak idare edilen alana dönüştürdü. Şimdi bundan dolayı aslında Türkiye'nin Karadeniz'deki bütün komşularıyla Rusya hariç ilişkisi çok iyi. Gürcistan'la işte Schengen'e benzeyen bir anlaşma var. Bulgaristan, Romanya, Ukrayna hepsi çok iyi. Bunu söylemişken aslında Türk-Amerikan işlerinde hep olumsuzluklara baktık. Bence Beyaz Saray'ın stratejisi 3 boyutlu olacak Ruşen. Bir, demokrasi vurgusu kesin. Çünkü şunu düşünüyor Biden. Eskisi kadar sembolik olmaması gerekiyor. Türkiye'yi biliyor, ekibi Türkiye'yi biliyor. Fakat bir de burada yaşanan ki ben Washington'da oturuyorum. 6 Ocak'ta o kalkışmadan sonra Amerikan halkının demokrasi inancını tekrar tesis etmek için dışarıdaki demokrasi vurgusunu somut yapacak bundan sonra. İşte Türkiye o açıdan Amerikan iç siyasetinin bir uzantısı olarak demokrasi vurgusunun yapıldığı bir ülke olacak. Ben önümüzdeki dönemde demokrasi, insan hakları, toplanma, basın özgürlüğüyle ilgili sıkıntıların yaşanması durumunda Biden'ın Türkiye'ye vereceği o sempatinin gittikçe zaten az olan sempati daha da azalacağını düşünüyorum. O açıdan çok büyük isteği var tabii ki bu konuda olumlu adım atması konusunda ama bu ilişkinin bir boyutu olacak. Yani demokrasi vurgusu somut. Arkadaş diyecek Biden bize kozmetik adımlarla gelmeyin. Gerçekten halkın hissedebileceği rahatlamalarla gelin. Bu bir. İkincisi farklılıkların idaresi. İşte YPG konusunu açıkladık, S-400 konusunu açıkladık. Bu konudaki farklılıkları idare etmeye çalışıyor ama üçüncüsü de ortak işbirliği olanakları bulmaya çalışacak. Birkaç konu var bunlar arasında. Ukrayna çok önemli senin sorduğun konu üzerinden. Şimdi bence Türkiye'nin Karadeniz stratejisi Rusya'nın büyük güç olduğunu bildiği için diğer Karadeniz devletlerini kendi yanına çekme üzerine kurulmuş bir strateji. Yani Rusya'ya karşı denizde bir denge oluşturma. İşte Türkiye'nin Ukrayna'ya sattığı İHA'larla Ukrayna son dönemde Rusya'ya karşı başarı kazandı. Biden Çin'e karşı olduğu gibi Rusya'ya karşı da hasmane bir siyaset izleyecek. Ukrayna bunun alanlarından birisi olacak. Orada bence Amerikan işbirliği için ciddi bir zemin var. Daha da büyük zemin olursa Çin konusunda. Çünkü ne dedik yani bu Amerikan Ulusal Güvenlik dokümanındaki yakın zamanda açıklandı ve bu kamusal alanda da mevcut geçici bir doküman ama ben kalıcı olduğu zaman da şu ibarenin yer alacağını düşünüyorum. O dokümanda diyor ki sadece diyor tek bir ülke var Amerika'ya tehdit ulaştırabilecek küresel anlamda. Bu ülke Çin. Bu böyleyken işte Türkiye'nin Uygurlara yapılan zulmü tanımaması, Uygurlarla olan ve onların özellikle elitleriyle olan ki bu elitlerin bir kısmı Ankara'da 1949'dan beri yakın ilişkisinden dolayı ben Doğu Türkistan, Şincan meselesinin Çin'in yumuşak karınlarından birisi olduğunu düşünüyorum. Tayvan'la beraber çevre kirlenmesi başka sebep demografik sıkıntıları da var ama dış politikada Uygur ya da etnik anlamda Uygur meselesi o konuda eğer Türkiye Amerika ile beraber çalışırsa bu ilişkilerde kuantum sıçraması yaratır. Çalışırsa ama ben çalışma ihtimalinin düşük olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye Ankara pek çok konuda Çin'den alabileceği kredilere şu anda bakıyor. Aşı var, aşıdan sonra herhalde Kanal İstanbul için Çin kredisi kullanılacak. Başka projeler var. Ama olursa o zaman bahsettiğimiz diğer bütün meseleleri Washington bir tarafa koyabilir. Çin konusunda Türk-Amerikan işbirliği gerçekleşirse. Soner, senle o soruyu sorduğumuz telefon görüşmesi eğer gerçekleşirse ondan sonra da bir yayın yapalım. Bakalım ne zaman tekrar görüşeceğiz diyelim. Merakla bekliyoruz. Siz ne kadar merak ediyorsunuz bilmiyorum burada ama biz burada gerçekten merak ediyoruz. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığın için. Çok sağ ol. Bir sonraki yayınlarda tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler Ruşen beni misafir ettiğin için. Ben de aynı özlemle bekliyor olacağım seni tekrar görmeyi. Evet, Washington Enstitüsü Türkiye Program Direktörü Soner Çağaptay'la Türk-Amerikan ilişkilerinin Biden döneminde nasıl gelişebileceğini, daha doğrusu gelişip gelişemeyeceğini konuştuk. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de izlediğiniz için teşekkürler. İyi akşamlar. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.